ön ayağı tabii. Akın akın Anıtkabir'e geliyor insanlar Türkiye'nin kaç bölgesinden. Bu insanlara yol parası verilmiyor. Mitinge katılın diye maddi katkıda bulunulmuyor. Kumanya ekmek verilmiyor. Arası döner, ayran verilmiyor. Ya da orada onları karşılayacak, ödüllendirecek kimse yok. Bu nasıl bir sevdadır ki, nasıl bir aşktır ki? Nerede olursa olsun, hele bugün oraya gelmek, onu orada hissetmek, ondan hala bir umudu ve güveni diri tutan duygular alabilmek, bu hiçbir ülkede yoktur. Hiçbir ülkede gerçekten, o izimler kalmadı, o izimleri yok, yaratan değil. Liderler kalmadı. Atatürk'ün hala heykelleri ve anıtları dünyanın her yerinde dikiliyor Ayşenur Hanım. Yalnızca benim ülkem, benim insanım kıymetini biliyor anlamında değil bu gurur. İtibar böyle bir şey işte. Ya. Meydanlara ismini veriyorlar. Dünyanın ne çok ülkesinde büstü var ve halka açık mekanlara dikiliyor bu heykeller ve anıtlar. Bunları put diye küçümsüyorlar belki. Oysa ki onlar bir devamlılığı, bir sürekliliği, bir onuru, bir itibarı gösteriyor. Dünyada hakkında en çok kitap yazılan devlet adamı. Hala dergilerde kapak resmiyle en çok içinde bölümler ayrılan insan. İşte tek adam, gerçek tek adam Atatürk. Yetkileriyle değil, yetenekleriyle tek adam. Bize yaşattığı itibarla tek adam. İnsan haklarına duyduğu saygıyla tek adam. Şimdi bakın put dediniz ya, put değil. Evet. Tam tersine, şimdi Cemil Kılıç bilenler bilir, ilahiyatçıdır. Fakat Diyanet İşleri'nin sevdiği tipte ilahiyatçılardan değildir. O bir mesaj verdi sosyal medyadan, Twitter'dan. Diyor ki, tarihin gördüğü en büyük put kıranlardan biridir Atatürk. Saltanat ve hilafet putunu kırdı o. Ona ancak putperestler düşman olur. Bin saygı sana özgürlüğün önderi demiş. Atatürk gerçekten de put kırandı. Şimdi o nedenle zaten hani akıl almayacak bir şey yapıp da o düşmanı yenmesi, yedi düveli yenmesi, üstüne bir cumhuriyet inşa etmesi, o cumhuriyetin içinde kadınlara, biz kadınlara özgürlüğün kapılarını, pencerelerini açması, gerçekten putları birer birer devirmesi, bunlar sahiden hani kaç yıl oldu, bakın heyecanlanmadan konuşamıyoruz. İzmir'in güzel gazetelerinden İz Gazetesi bugün şöyle bir manşetle çıktı. Asrın sözde liderlerinin değil, asırları aşan ölümsüz bir liderin izindeyiz. Bir başka, o kadar çok paylaşım var ki, 10 Kasım Atatürk, sosyal medya, kimileri yalandan, bakmayın, aman da aman. Ama en hoşuma gidenlerden biri şu oldu. Bir ölüm ancak bu kadar ölümsüz olabilir. Bir ölüm bu kadar ölümsüz olabilir. Yani ne denebilir? Hakikaten ne denebilir? Atatürk öldü 10 Kasım günü. Hayır, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü. Bir kez daha anma günü. Ölüm mü dediniz? Ne münasebet? Şimdi bakın bu fotoğraflar bugünden kim böyle, bakın bir hanımefendi almış engelli çocuğunu, koşmuş Dolmabahçe'ye. Çocuklar, torunlar götürülmüş, böyle selamlara durulmuş. Anıtkabir'den hanımefendi, bütün bunlar Öney Alpagon'un dediği gibi zorla değil, para vererek hiç değil. Şu fotoğrafa bakın Allah aşkınıza, gözlerim yaşardı. Efendim diyor ya şarkı sözünde, hani eski bir resme bakarken, ya, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya bazen, işte öyle bir şey. Bir şey, gençler anlıyorlar mı Öney Alpago? Şimdi ben bugün sabah 9.30'da gene her sene olduğu gibi gerçekten gözyaşlarım firar etti. Fakat
hani bizler nispeten eski kuşak sayılır mıyız? Sayılırız. Genç kuşakları asıl merak ediyorum. Genç kuşaklar Atatürk ne demek, kimdir, biliyor, anladı mı? Biliyor, biliyor. Bakın ben 20 senedir Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet tarihi dersi anlatıyorum. Mezun olan öğrencilerim her özel günde Atatürk'ün izinde ve onların devrimlerinin ışığında diye başlayan cümleler kuruyorlar. Gençler de farkında, her yaş grubu farkında. Ben yalnız bir şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Atatürk'ü belki de ölümsüz yapan o 57 yıllık kısa ömründe, hatta bunu bir, belki de bir 40 yıl gibi düşünebiliriz. Hem Fransız İhtilali'ni, hem aydınlanma devrimini, hem sanayi devrimini yaşamış ve yaşatmış bir insan olmasıdır. İnsanlık bütün bunları yüzyıllar içinde başardı. Ama Atatürk o 40 yılda önce bir Fransız İhtilali gibi bir Anadolu İhtilali yarattı. Bir Türk İhtilali yarattı. Arkasından bir aydınlanma dönemini getirdi. Aydınlanma döneminin ışığıdır Atatürk Türkiye'de. Neden? Çünkü aydınlanma döneminin kılavuzu akıldır. Aklını kullan. Kimsenin kılavuzluğuna ihtiyacın yok. Aklını kullanabilme cesareti göster der. İşte o aydınlanma devrinin o aklı rehber kılan o ışığını Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'ye getirmiştir. O nedenle akıl ve bilim benim manevi mirasımdır demiştir. Eğer bir gün benim düşüncelerim ve bilim çatışırsa bilimi tercih edin demiştir. O nedenle hem Fransız İhtilali'nin, hem aydınlanma çağının, hem sanayi devriminin insanıdır. Bakınız yarı sömürge bir imparatorluktan, borçlar, kapitülasyonlar, yabancı sermaye şirketleri, duyunu umumi, reji idaresi gibi elini, kolunu ve bütün iktisadi özellikle özgürlüklerini bağlamış bir imparatorluktan 15 yıl sonra, Ayşenur Hanım tam 15 yıl sonra öldüğü zaman, Türkiye dünyanın en hızlı sanayileşen 3 ülkesinden biridir. Japonya, Rusya ve Türkiye. Bunun örneklerini daha doğrusu örneği olur mu? Örneklerini paylaşacağız ama bakın her şeyden önce Cumhuriyet, yani Atatürk devrimleri kul olmaktan çıkartıp bu ülkenin insanını yurttaş kılmaktır ya. Az önce çocukları gördük. O çocuklar maalesef Atatürk'ün ölümünden yıllar sonra aşiretlerin, tarikatların ellerine teslim edildi. Köy enstitüleri kapatıldı. Bir aydınlanma devrimi yarıda kesildi. Önüne engeller kondu. Ama bakın o çocuklar Atatürk'ü biliyor. Dahası şimdi bir görüntü gelecek ekrana. Benim hakikaten tüylerimi diken diken görüntü nedir? Bir tane seç deseniz budur. Bir güvenlik kamerası görüntüsü. Yani bu çocuklar vardır ya öyle işte bir kamera, hatta birkaç kamera birden vardır. Hadi bakayım çocuğum git de şu, efendim filanın elini öp falana da selam ver değil. Bir güvenlik kamerası görüntüleri, hani yeni kuşak gençler, çocuklar biliyor mu dedik ya. Üç küçük çocuğu kayda geçirmiş. Hem de nasıl? Bakın, bir okulun bahçesinde bir Atatürk büstü. Gelmişler, konuşuyorlar, sarılıyorlar. Yanaklarından öpüyor. Atatürk'üm seni yanaklarından öperim diyor. Yani şimdi bakın bu zorla olmaz. Bu okullarda zaten böyle bir şey artık gösterilmiyor, öğretilmiyor. Yok böyle bir şey. Ama herkes gerçekten şunun farkına vardı. Özellikle belirtmek isterim, AKP döneminde Atatürk'e o kadar saldırdılar ki genç kuşaklar merak etti. Bir dakika, kim bu Atatürk? Ne yapmış? Bize ne getirmiş? Öyle değil mi? Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider Atatürk. 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederken onların bu savaştan bize kalan emanetleri ve armağanları olarak diye düşündü.
Ama şimdi bu ülke çocuklarına en çok istismar uygulayan bir ülke olmanın ayıbını yaşıyor. Atatürk'ün bayram hediye ettiği çocuklardan Türkiye'de bugün çocuk istismarıyla Avrupa'nın ilk üç ülkesi arasında olmanın ayıbını yaşıyoruz. Ay bu zaten inanılmaz bir başlık.